Merhabalar. Bugün menümüzde Brüksel lahanası. Fırında. İlk önce dış kabuklarını soyalım. Başını alalım. Bu şekilde. Dış kabuklarını da atmıyorum ben yalnız. Onları da hafif haşlıyorum. Limon, zeytinyağı, salata gibi. Çok güzel oluyor yani. Onları da atmayalım. İkiye bölelim. Dış kabuklarını soyduktan sonra. Bunun yeme adı oluyor. Her türlüsünü yaparsın. Çok faydalı kış için. Et yemeklerinin yanına genellikle çok güzel oluyor. Ben bunun dolmasını da yapıyorum. Zepseli, havuçlu, patatesli yemeğini de yapıyorum. Bunu tercih ettim bugün. Çok hafif oluyor fırında. Yapmanızı isterim yani. Çok faydalı kış için özellikle. Lahanalarımızın hepsini de ortadan kestik. Dış kabuklarını soydum. İki tane kaldı. Onu da yapalım. Fırın tepsimize baharatlarını, sarımsağını hepsini şimdi karıştırıp fırına vereceğim. Kabuklarının iyilerini de seçiyorum güzelce. Hafif haşlıyorum. Güzel salata olur. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sos için 3 diş sarımsağım vardı. Bunu ekleyelim. Bir kaşık tuzumuz var. Tuzunu, baharatını göre, kendinize göre ayarlarsınız. Biraz karabiberimiz var. Bir çay kaşığı kadar. Pul biberimiz var. Acı biber, hafif. Çok az bir de şeker atayım. Ben sebze yemeklerine az bir şeker ekliyorum her zaman. Zeytinyağımız var. Böyle yarım çay bardağı. Çok yağlı istemiyorsanız az koyun. Az yağlı istiyorsanız az koyun. O sizin şeyinize bağlı. Damak zevkinize bağlı. Nasıl arzu ediyorsanız. Güzelce soslarımızı çırpalım. Bunları önceden sirkeli suda beklettim. Yıkadım tabii. Yani yıkamadan yapmadım. Bunları tepsimize boşaltalım. Lahanalarımızı, Brüksel lahanamızı. Şimdi sosunu ekleyelim. Çok hafif oluyor et yemeklerinin yanına. Bu tavada da kızartabilirsiniz ama fırında daha hafif oluyor. Böyle karıştıralım. Önceden ısıttım. 250 dereceye ısıttım fırınımı ben. 20-25 dakika, 30 dakika arası. Tabi fırından fırına değişiyor. Bazı fırınların ayarları, şeyleri yüksek, çabuk pişiren oluyor. Herkesin fırını bir olmuyor yani. Kontrollü bir şekilde pişirin bunları. Böyle az şey kısımlara aşağı gelecek şekilde olursa daha güzel olur. Hepsi bir. Şimdi bunu fırınımıza gönderelim. Önceden ısıttığım 250 derece fırınıma. Fırınım ısınmış. Önceden açtıydım yapmadan önce. 250 dereceyi ayarladım. Şimdi pişmeye gönderelim. Brüksel lahanamızı fırınımızdan çıkarttım. Benim fırınım da 15 dakika falan pişti. Fırınınıza göre bazı fırınlar
çabuk pişiriyor, bazıları geç pişiriyor. Ona göre kontrollü şekilde pişirin. Diri istiyorsanız biraz hafif, yani fazla ölmesini istemiyorsanız biraz hafif diri bırakabilirsiniz. Bizimki bu şekilde olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi sunum tabağımızı alalım. Bunun üzerine güzel bir sarımsaklı yoğurt. Brüksel lahanamızın şimdi üstünün sosunu hazırladım. Biraz hafif az bir şey tereyağı koydum. İçine toz biber attım. Tatlı toz biber. İsterseniz acı seviyorsanız acı atabilirsiniz. Yoğurtlayıp üzerine sosu dökmek istedim ben. Yani dökmeyebilirsiniz de arzunuza bağlı. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdumuz vardı. Üzerine döktüm. Şimdi üzerine de hafif yağ gezdirelim. Çok az bir şey. Yağlı seviyorsanız fazla da dökebilirsiniz. Süt, su hazır. Afiyet olsun. Acıktı. Tavuktu, acıktı.